Selamlar arkadaşlar, oturduğum yerden ilerideki günlere falan böyle o kadar çok video çekiyorum ki şu an, <laughs> dur bakalım, çok gündem maddesi var çünkü her zaman böyle olmaz da biliyor musunuz güreşte, ee, böyle bazen birkaç gün boyunca haber bile çıkmadı oluyor doğru düzgün, geçiş dönem oluyor ama şu an bambaşka bir dönemdeyiz, çok önemli bir dönemdeyiz, o yüzden bu videoda birazcık Sting'den bahsedeceğim, şeydir ama böyle Sting'den bahsedeceğim derken yani uzun uzun kariyer şey falan değil, hissettiklerimi bahsedeceğim Sting'le ilgili. Evet. Muazzam bir güreşçiden bahsediyoruz abi. Çünkü şöyle bir şey var. Sting'in hatta şunu göstereyim size. Ee, biz buna hazır değiliz diye We are not ready. Uh, don't miss the Icon Stingers final match this Sunday at AEW Revolution live on pay-per-view from the historic GBO Coliseum. Arkadaşlar, Sting'in son maçı, Sting'in emeklilik maçı. Bu pazar. AEW Revolution'da olacak. Young Bucks'a karşı Sting'de darbe alın. Darbe alında bayağı Sting'in e şey oldu. Çırağı gibi bir şey oldu yani. <laughs> i̇şte hani Crow muhabbeti vardı ya böyle işte asıl orijinal Crow Sting'di. İşte yeni Crow'da şey Darbe el verdi falan gibi. Şu an duygulandım. Bu çünkü Sting'in son maçı. Yani Sting ve şöyle bir şeyden bahsetmiş. Sting says one of his main goals during the WWE. Dur buna da gireriz. WWE kısmına da. Şimdi öncelikle birazcık Sting'in bendeki etkisinden bahsedeceğim size. Çünkü bu bu önemlidir. Sting benim ilk favori güreşçim. Bilmeyenler varsa eğer. Sting benim ilk favori güreşçim. Çünkü herkes mesela güreşe siz de yazın aşağı. Güreşe ilk nasıl başladınız ve ilk favoriniz kimdi mesela anladım mı? Acaba kimdi mesela? İlk başladığınız zaman. Belki de Fox zamanı başladınız. Abi ben 2009 yayınlarıyla başladım Türkiye'de. Biz en sevdiğim güreşçi atıyorum. Jeff Rey Mysterio'du belki. John Cena'ydı. Undertaker'dı. John Punk'tı mesela anladın mı? Yazın aşağıya. Şimdi benim için Sting çok önemli. Ben WCW, Flash TV'deki WCW yayınlarıyla başladım. Ama benim hani güreşi ilk tanımam herhalde ya Hulk Hogan'ı bilmekle oldu. Hulk Hogan'ın güreşçi olduğunu bilmekle. işte Rocky filminde ben de küçükken izlemiştim. Amerikan güreşi diye bir şey, pankreas güreşi diye bir şeyi öğrenmiştim. Sonra Flash TV'de de onu izlemiştik. Orada Sting bana çok mistik geliyordu anladın mı? Bak ben her zaman böyle... Şimdi çocukken... İnsanların şeyleri vardır. Ee, mesela basketboldan örnek vereyim. Basketbolda bir de bizzat çocukluğumun geçtiği için mesela genelde herkes böyle işte iyi zıpla, iyi smaç basan falan tipler. Ben biraz daha böyle savunma şeyini severdim anladın mı? Bana bir tık daha farklı gelirdi o. Ee, hoşuma giderdi. Futbolda işte daha çok gol atanlar mesela değil mi? Ee, işte gol atanlar her zaman daha çok sevilir, daha çok ön plandadır. Ee, ama ben Kaleciliği çok sevdiğim için ben kalecileri daha çok severdim mesela. Şu Michael benim idolümdü. O zaman Manchester United'ın yani Danimarkalı efsanevi kaleci çok iyiydi döneminde. Benim için şeydi, çok önemliydi. Onu daha çok severdim. Valla şey zamanı da Sting tabii yani ki en önde gelen şey değildi böyle herkes bir kişiye bakıyor ama öteki arka kalanda Sting arka kalan arka planda kalan falan bir güreşçi değildi bu arada. Benim daha genç zamanlarımda izlerken Sting her zaman en yani zirvedeki birkaç güreşçiden biri yani top 3 adam varsa onlardan biriydi Sting her zaman hatta WCW tarihinin bir numarası dermesiniz rahatlıkla derseniz bence yani. WCW geçmiş onun çok farklı. Mesela bir Goldberg'i WCW efsanesi diyoruz ama Goldberg aslında Sting'le falan kıyasladığınız zaman çok daha yeni gelmiş bir güreşçi. Ee, sonraki dönemlerinde gelmiş bir güreşçi. Ama Sting'in çok eski geçmiş var. Sting'in bu Crow halinden önce zaten Jafar diye de esin kaynağı olmuş. O yüz boyası daha hani Ultimate Warrior'la takım oldukları dönemlerden beri mesela Ultimate Warrior'ın eski hali. Ee, o zamanlarda ya çok eski bir güreşçi Sting. Sting bu arada bakayım şey yaptım bir merak ettim tam kaç yıldır şu an hatırlamıyorum. Yanlış bilgi vermiş olmayayım. Kaç yılında debut yapmıştı Sting? Çok eski olması lazım. Yani bayağı eski de. Hemen bir bakayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Her zaman böyle videolarda bunu yapmam. 1985. Abi ben 89'luyum. Adam neredeyse 40 yıllık güreşçi yani. Muazzam bir kariyer. Sting o zamanlardan benim çok ilgimi çekmişti. Tam o Crow hali. Ve NWO'ya karşı falan mücadele ediyordu. Hatta bir ara sonra işte NWO'ya katılan Evolve Pack falan muhabbetleri. İşte kırmızı NWO falan var ya böyle. Yüz boyası değişiyor kırmızı falan. Çok karışıyor. Aslında WCW'nun hem Prime zamanlarında oradaydı. Sonra çöküşünde bile oradaydı Sting. Sting'i o zamanlar şey olarak severdim. Farklı bir karakterdi böyle. Hani mistikti dediğim gibi. İşte tavandan inmedir bilmem nedir beyzbol beti var yani kötüler var, Sting onlarla mücadele ediyordu falan. Anladın mı mesela? O ilginç bir şeydi benim için. Ve genelde hani küçükken böyle daha böyle kahramanlar bilmem onlar ön plandadır ya mesela. Her zaman işte Bugs Bunny ön plandadır. Seversiniz ama arka planda daha fazla bir şey ulaşmak için mücadele eden adamları önemsemezsiniz. Çocukken bunlar daha çok ilginç çeker çünkü. Her zaman öyle değil. Ben çocuk değildim, onu da söyleyeyim. Ben Flash TV'nin 2000'lerin başıydı zaten. Ben kaç yaşındaydım o zamanlar? Ben ergendim yani. Yani Tabii 2003'te ben lisedeydim. O zamanlar işte orta son falan da herhalde ben izlerken. Orta okulun ve sonlarıydı. Öyle falan hatırlıyorum yani. İzlerdik. Çok keyif alırdım. hani Goldberg tabii ki vardı. Hulk Hogan, Ric Flair falan vardı ama Sting ayrıydı yani. Ee, onun ya zaten yüz boyası falan bir gizemlik katıyordu. Ve yaşım genç olduğu için bu tabii ki benim ilgimi çekiyordu. Güreşi e hoşuma gidiyordu. Tarzı hoşuma gidiyordu. Ancak benim için hani Sting Orada WCW falan izledik Flash TV. Ondan sonra böyle hani WWE ile daha çok tanışana kadar böyle bir boşluğum var benim. Ondan sonra tabii orada Triple H'e hasta oldum ve Triple H benim daimi favorim oldu. Ama ilk favorim her zaman Sting'di. Devam eden süreçte biraz daha yakın tarihe geleceğim. 2011 yılında arkadaşlar Bilgen Demir de zaten Enzo TV'de anlattığı üzere yayınlarını falan getirdiler. Impact Wrestling'i Türkiye'ye getirdiler. Fox TV'den ayrıldıktan sonra Bilgen Demir. işte o zaman Sinebeş'te miydi? Beyaz... Birkaç kanal gezdi diye hatırlıyorum ben. Ben hangisinde? Beyaz TV'de bir bölümde, birkaç bölümde falan galiba yer aldım. Ondan önce de TNT vardı. Orada yer aldım. Ben altyazıda ne yapıyordum abi? Yayın vardı. Promaların altyazılarını ben çeviriyordum. Hatta Bilge Demir şey demişti. Onu da söyleyeyim. E, değinmedik galiba bunu Enzo TV'de. Demişti ki dublaj yapalım falan diye. Dedim ben dublaj değil. Dublaj öldürür şey. Yani düşünün Sting konuşurken orada bir dublaj yapılıyor. Bu bence dedim öldürür bu işin ruhunu. O yüzden alt yazı yazalım ben yazarım dedim. Mesela güreşle ilk paralarımı o zaman kazanmıştım ben. O zaman işte böyle alt yazıları falan yazıyordum. Haftalık olarak ve herkesin önce ben yazıyordum şovları falan. Hoşuma gidiyordu bu alt yazıları yazıyordum yayınlanmadan önce. Orada Sting vardı. Ve Sting kendi kariyerinde şey dediği bir dönem. Bakın şurada var Joker Sting ya e şu. Kendi kariyerimde en zevk aldığım halim Joker halimde diyordu Sting. Çok eğlenceliydi. Müthiş konuşuyordu bu arada. Harika bir şeydi. Çünkü Sting yıllardır şeydi. Hani böyle daha ağır, oturaklı bir karakterdi falan ya böyle. Ama şurada Sting başka bir şey evrildi işte. Sting burada ya adamı kaç yaşında aslında mikrofonda nasıl da takır takır konuşabilir. Tabii ki eski halini falan biliyoruz da yine konuşmasın ama burada yaratıcılığı biraz daha ona sunduğun zaman, özgürlük tanıdığın zaman neler yapabildiğini gördük. Müthişti Joker yani Sting. Çok keyif almıştım. Ve onları çevirmek de Türkiye'deki yayınlarda Sting'in o konuşmalarını çevirmek de bana nasip oldu. Çok mutluyum o yüzden. Çok da keyifliydi. Ve bir sonraki aşama işte buraya geleceğiz şimdi. WWE. Yani daimi favorim Triple H. ilk favorim Sting. İkisi Feud'a giriyorlar. WrestleMania 31. Benim canlı izledim en iyi WrestleMania'dır. Orada maçları var. Ve o maçlarında WCW ile WWE'nin kapışmasını gerçekleştiriyorlar. <laughs> WCW temsilcisi NWO var. WWE temsilcisi Sting gönderdi hani NWO diyelim. WWE temsilcisi de Triple H gönderdi, DX ve maçta Shawn Michaels falan var her şey karışıyor. Bu maç bir kere daha söylüyorum. Yıllardır söyledim. Benim için yapılmış bir maç. Ben o maçı izlerken ağlamamı durduramadım. Benim için epik bir şey. Güreşte çok önemsediğiniz adamlar orada. Ve eski dönem orada. Sonraki dönem. Hani yeni dönemde eskiyi çağrıştıran bir şey izliyorsunuz ve çok keyifli. Ben ondan çok keyif aldım. Epiklikten şey oldum böyle tamam mı? O maçın içindeki o hikayesi falan çok tatlıydı. Gözümden bir yaş geliyordu yani. Hala izlesem hala tüylerim diken diken oluyor. DX'in gelişi, NW'nin gelişi. Ve bunları yaşattığı için o maçta bulunan Sting'e de çok teşekkür ederim. Ya, Pazar günü son artık emeklilik maçı Sting'in. Birkaç şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bana bıraksanız ben sabah kadar konuşurum Sting'le ilgili de çok uzatmak istemiyorum. Şu çok önemli bir şey. Sting demiş ki e, WWE zamanında, WWE'de bulunduğu zaman çok az bir zaman. WWE bulunduğu zaman. Şu süre zarfında Undertaker'a maç yapmak an, asıl he, ana hedeflerimden biri de çok istiyordum demiş. He <laughs> says the match would, would have been unforgettable. Unutulmaz bir maç olurdu. Tabii ki öyle. Çünkü bu bir dream match'ti. Güreş tarihinde sorduğunuz zaman birine dream match'iniz ne, rüya maçınız ne diye Undertaker ve Sting diyen çok olacaktır. Çünkü bu gerçekten şeyden. Yani iki tarafın WWE ve bir tarafının aslında o karanlık, o dark siyah tarafı falan ya böyle. Sting'in o Crow karakteri gizemli tepe dinliyor falan böyle. Ve Undertaker zaten öyle bir karakter, öyle bir gimmick. İkisinin maçı enfes derece. Bak hem güzel maç olurdu bence. Ama onun dışında gerçekten hikayesini değiştirdiğiniz zaman çok büyük maç abi. Güzel maç ayrı, iyi maç ayrı, büyük maç ayrıdır tamam mı? Bu büyük bir maç. Ama yapamadık. İzleyemedik. Undertaker zaten emekli oldu. Sting de şimdi emekli olacak. Yani şundan bahsetmek istiyorum bir de. Arkadaşlar keşke Sting'in WWE süreci daha çok olsaydı. Daha uzun olsaydı. Bakın WCW WWE'ye satılırken Vince McMahon WCW alırken orada dedi ki güreşçilere. İsterseniz kontratlarınız devam etsin çok pahalı bu kontratlar dedi Vince. Çünkü WCW, WWE mücadele etmek için oradaki yıldızlara hak ettiğinin 2 katı, 3 katı, 5 katı hatta Hogan fazla 10 katı şey verdi. Maaş ödedi. Ve Vince da orayı satın aldıktan sonra bunlar çok büyük bir gider yani anladın mı? Dedi ki isterseniz tamam ben yine de hani bu kontratlarınızı bitene kadar idare edeyim. Ama tam para vereceksem güreşmezsiniz. Ama güreşmek isteyenlere ben yarı parasını vereceğim. Gelin güreşin kariyeriniz devam etsin dedi. Goldberg dedi ben bana lan yatarım falan dedi. Şimdi Sting dedi ki iyi ki WCW satıldı dedi. Boka sarıyordu. Rezalet dönemlerdi. Özellikle böyle hani 99'da iyi de 2000 ve sonra o, o son 2 senesi falan var ya WCW böyle inmeye başladı. Saçma salak senaryolar, garip hikayeler. Çok kötüydü. Ve Sting o aralar böyle ailesiyle sorun yaşıyordu. Sting'in ailesiyle sorun yaşadığı dönemler ve zaten güreşi bırakmayı düşünüyordu Sting. Sting güreşi bırakmayı düşünürken WCW'de satılınca tamam diyor. Benim için bir şey değişmiyor dedi. Ben zaten güreşi bırakmayı düşünüyordum. Ben ara veriyorum dedi. Ondan sonra TNA ile tabii ki tekrardan mevzular falan derken, adam tekrardan baştan yaratıldı yani. Bu da güzel bir şey. Kendi kariyeri için kari iyi bir şey oldu yani. Son bahsedeceğim şey de arkadaşlar. Geçen bir soru gördüm. Sizce Sting güreş tarihinin en iyi 5 güreşçisi arasında mıdır diye. Bak bu çok zor bir şey. Bütün kariyer olarak bakarsan bu adam TNA'de. WWE'de bile hani bir şeydi. <laughs> ama kariyerinin büyük bir bölümü geçen ve önemli yerlerde geçen WCW'da, TNA'da falan bu top seviyelerdeydi. WWE'ye geldiği zaman büyük bir şeydi. Ama bence ayıp edildi. Daha iyi, daha farklı şekilde kullanılabilirdi. Hatta resmen 31'deki maçı kazanabilirdi bile. Ama mantıken bakarsan WWE kendi yerinde WCW geliyor. Vermez ona beni üzen nokta ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bile kendim kabul ed edemiyorum. Tüm zamanların en önde gelen 5 güreşçisi arasına koyamıyorum Sting'i. Neden? Çünkü bu adam asıl en büyük sahne. Bakın WCW güreşin zirvesiyken, WWE'den daha çok izlenirken bu adam en zirvelerdeydi. Bu adam oranın en iyi 2-3 güreşçisinden biriydi. Notele baktığın zaman WCW'nin bence bir numarası derim yani. O seviye bir adam. <laughs> Ama WWE özellikle 98-99'dan beri artık bütün şeyi, sektörü el almaya başladığından beri WWE'de eğer bir 5 sene bile güreşseydi Sting mesela şu an ben oraya koyabilirdim. Sting güreş tarihinin en iyi güreşçilerinden biri. Baktığın zaman her yerde iş yapabilmiş, her yerde zirvelerde takılabilmiş, main event'e çıkmış biri. Çok büyük güreşçi. Size soruyorum. Benim için çok zor. Sizce Sting güreş tarihinin en büyük 5 görüntüsü arasında mıdır? Abi çok büyük. Yani çok büyük Sting. Ama ben sadece bak sırf o yüzden WCW'da en büyük sahnede çok az göründüğü için oraya alınmaması bana birazcık haksızlık gibi de geliyor. Ama kendime soruyorum alabilir miyim diye alamıyor gibiyim. Ee, acı çekiyorum. Ben kaçıyorum. <laughs> Siz cevap verin. Ben kaçtım. Sting arkadaşlar pazar günü. Pazartesi sabahı diyelim. Ee, emeklilik maçı veda edeceğiz. Duygulandım. Ee, önemlidir benim için. S öyle. Sting muazzam bir efsane ya. Keşke gençler hani yakalayamadı ama açın eski maçlarını falan izleyin. Çok büyük maçları var. WCW'de özellikle. TNA'yı açın. TNA'de de çok keyifli maçları var. Joker Sting'i izleyin. Keyif alacaksınız. Çok eğlenceli bir karakterdi. En son nesilde artık onu AEW'de izliyor ve artık bütün jenerasyonlar 40 yıllık bir güreşçiden bahsediyoruz bu arada kaç jenerasyon büyüdü? 10 tane 10 yıldan, 4 tane 10 yıldan bahsediyoruz bu arada. İnanılmaz. Ben kaçıyorum kendinize. Çok iyi bakın. Sabaha kadar konuşurum yoksa.